2000'li yıllarda Beyoğlu'nda halen devam eden bir özel sağlık kurumunun işletmeciliğini sürdürürken böyle bir hevese kapılmıştım. Evet, fazla da uzun sürmedi bu aday adaylığı hevesi ama hızlıca şunu fark ettim. Daha önce bu sokaklarda ben onların hekim abisi, arkadaşı, komşusu olarak dolaşırken onlara dair neler düşünüyormuşum da şimdi bunlar nasıl başıma geldi? Meğer ben aslında sokakları o kadar da tanımıyormuşum. Meğer bütün bunlar başka bir insanın başka bir tarafını aslında öne çıkartan şeylermiş. Ve bunu yazmaya karar vermiştim ta o zamanlar. Nasip Sağdayız roman olarak 2015 yılında İletişim Yayınları'ndan çıktı. Evet. Film sinematografik de bir tarzı vardı. Çok. Senaryo olmaya çok yatkındı. Çok. O yüzden hızlıca onu senaryolaştırdım. Evet. Ama kitapta uzun bir süreci anlatıyor. Nasip Sağdayız da senaryo bir gecede. Belli bir günde geçiyor. Aa, yani evet. Kahramanımız öğleden sonra başlıyor koşturmaya ve gece yarısı bitiyor film. Farkındaysanız benim senaryolar da biraz aslında tek gecelik senaryolara dönmeye neredeyse başladı. Neredeyse. Şimdi bir zamanlar Anadolu'da tek gecede geçiyor. O Mahmut Fazıl'ın çektiği Anons filmi tek gecede geçiyor. Nasip Sağdayız da tek gecede geçiyor.